İki kupa kahve içip sınava girdiğinde öğrenci sınav stresi biraz daha artabilir. Yerinde duramayabilir, bacaklarını sağlama ihtiyacı hissedebilir, kafein duyarlılığına göre değişir. Çok tartışılan bir konu gerçekten, özellikle ÖSYM'nin baştan beri, ilk şeker dağıttığı günden beri en tartışılan konusu bu. Korona ile beraber maske takarak girecekler, sınav salonuna maskeyle girecekler, herkes oturana kadar maske takacaklar. Doğal olarak hava da sıcak, zaten nabız yükselecek, stresten de yükseldi. Sınav konsantrasyonunu arttırmak için sınav salonunda dahi bence bugünden itibaren nefes çerçeveleme çalışılabilir. Tercih sıralamaları. Benim tercih sıralamalarım. Benim tercihimi ben yapmalıyım. Merhaba. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben diyetisyen Yağmur Örmez. 2017 yılında Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Şu an yine Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimimi devam ettiriyorum. Yine beslenme diyetetik bölümündeyim. Bu yıl umarım uzman unvanımı alacağım. Bununla birlikte 2018 yılında öğrenci koçluğu programı eğitimi aldım ve o günden bu yana her yıl YKS sınavı için bazı öğrencilere koçluk seansları veriyorum ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Tabii birçok öğrenci sınavın erken alınması, korona vesaire derken ister istemez bir bocalama dönemine girdi. Bu özellikle sınava da bu denli az kalmışken motivasyonumuzu yüksek tutmak için sizce ne yapmalıyız? Sınav maratonu kelimesini ben çok seviyorum. Bu aslında gerçekten bir maraton olduğu için maratonda karşımıza nelerin çıkacağını bilmiyoruz. Bu yıl korona çıktı. Başka yıl sınav değişiklikleri çıkabiliyor. Başka yıl sınavla ilgili bazı değişiklikler, bazı tercihlerle ilgili bazı değişiklikler çıkabiliyor. Korona gerçekten her öğrenciyi motivasyon olarak etkiledi. Ve sınavın aslında %70'i ders çalışmak, derste başarılı olmak ve sınavda başarılı olmakken %30'u aslında sınav anına bağlı olan bir şey ve şu an motive olan kişiler, sınavda motive olan kişiler, sınavda algılarını yüksek tutan kişiler ve sınav stresiyle baş edebilen kişiler, sınavda başarıyı elde edecek kişiler. O yüzden de motivasyon bence gerçekten çok önemli. Motive olabilmek için aslında ben en çok şeyi söylüyorum. Şu an YKS'nin 2020'nin birincisi de bu durumla karşı karşıya. Sonuncusu da bu durumla karşı karşıya. Psikolojide de çok söylenir aslında. Savaş veya kabul et denir. Aslında şu an bizim eğer 2 hafta sonra bu sınava girecekse öğrenciler, 1 hafta sonra bu sınava girecekse bunu ilk olarak kabul etmekle başlamak lazım. Evet, korona süreci oldu. Benim motivasyonumu düşürdü. Ancak ben 8 ay bu sınava emek verdim. Bu sınava gireceğim ve sınava girdiğimde kendimin en iyi haliyle sınava girmeliyim demeli. Bu gerçekten önemli. Belki olumlama çalışmaları yapabilir. Ben bu sınavdaki her soruyu çözebilecek güce sahibim diyebilir. Ben de bütün bu bilgilerin hepsi var diyerek sınava girebilir. Motivasyonu en yükseltecek şeylerden biri bu. Beslenme tabii hayatımızı büyük ölçüde etkileyen bir olgu. Peki hem genel olarak hem de sınav öncesinde nasıl bir beslenme programı izlemeliyiz? Beslenme gerçekten önemli çünkü hani az önce saydım ya %30'u aslında sınav yönetimi. Algıyı beslenme çok etkiliyor. Mesela şekerli yiyeceklerin çok tüketilmesi veya trans yağ içeren yiyeceklerin çok tüketilmesi algıyı gerçekten azaltan etmenlerden biri ya da sık kafein alınması, çok fazla kafein alınması yine algıyı ve düşüren ve anksiyeteyi arttıran faktörlerden bir tanesi. O açılardan baktığımızda mutlaka bence ilk yapılması gerekenlerden bir tanesi düzenli bir beslenme oluşturulması ve burada ben biraz şeye karşıyım. Bir diyetisyen olarak nasıl böyle dersiniz diyebilirsiniz ama diyet, zayıflama diyeti YKS zamanı yapılmamalı. Yenilen şeylerin kalorisine bakılmamalı. Daha çok tok tutucu besinleri beslenmeye eklemek lazım ve açken de yemek yemek lazım. Bunu kesinlikle dikkat etmelerini söylerim şu an için. Sınava biraz daha yakın zamanlarda, özellikle son 2 gün kala yenilen şeyler çok önemli. O yüzden mümkünse dışarıdan yemek yememek, içeriğin hiç bilinmeyen yiyecekleri yememek, kızartma gibi ağır şeyleri yememek ve çok kişinin bilmediği bir şeydir. Şarküteri ürünlerini pek tüketmemek. Çünkü onun içerisindeki katkı maddeleri de algı ve algılamayı negatif yönde etkiliyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmelerini öneririm. Bol su içmek, kafeini biraz azaltmak etkin yöntemler arasında olacaktır. Peki sınav sabahı ideal bir kahvaltı nasıl olmalı? Bence sınav sabahı bu %30'un içerisine dahil olabilecek bir şey. Çünkü sınav süresi çok uzun. Kahvaltı yapacak, çıkacak,
sınav yerine gidecek, sınav salonuna girecek, kodlayacak, oturacak, sınav başlayacak. Bu süre boyunca besin yeterli olmalı vücutta ki beyin çalışabilsin. O yüzden de aslında sabah kahvaltısı doyurucu, besleyici ve tok tutucu olmalı. 3 tane öğe içermeli. Mutlaka ekmek grubu olmalı kahvaltıda. Mutlaka protein olmalı ve ortalama 20 gram olmalı. 20 gram proteinde genellikle 2 yumurta, 1 dilim peynir, 2 dilim peynir bir yumurta olarak akılda tutulabilir. Yağlı tohumlar olabilir işte fındık, ceviz gibi. Aynı şekilde zeytin de olabilir. Biraz da yağdan zengin olsun ki mümkün mertebe yağ ve proteini yüksek almak uzun dönem tok tutucu etki sağlayacaktır. Kan şekerini biraz yükseltmek için karbonhidrat almak lazım ve kesinlikle ilk başta da söylediğim gibi diyet psikolojisinde olmayalım, zayıflama psikolojisinde olmayalım. Tok bir şekilde sofradan kalkmak sınav için, sınav başarısı için çok önemli. Tabii kafein içerdiği için birçok öğrenci aslında kahve gibi içeceklere de yöneliyor sınav öncesinde, sınav döneminde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kahve aslında uyanıklık için çok kullanılan bir şey. Ve baktığımızda da sınav öncesinde uykulu bir halde sınava girmeyeyim diye tercih ettiklerini düşünüyorum. Bu bence şu saatten itibaren bir kere ilk olarak uyku düzenini sınava göre ayarlamaya başlayabilirler kaydıysa ve kafeine çok güvenmemeleri lazım. Örneğin 2 kupa kahve içip sınava girdiğinde öğrenci sınav stresi biraz daha artabilir. Yerinde duramayabilir. Bacaklarını sağlama ihtiyacı hissedebilir. Kafein duyarlılığına göre değişir. O yüzden de normalde içtiği miktarı geçmemesini özellikle öneririm. Peki ÖSYM aynı zamanda sınav esnasında şeker dağıtıyor. Sizce bu şekeri yemek doğru bir hareket mi? Çok tartışılan bir konu gerçekten özellikle ÖSYM'nin baştan beri yani ilk şeker dağıttığı günden beri en tartışılan konusu bu. Aslında yenmeli. Enteresan olabilir belki bunu söylemem ama yenmeli. Aslında doğru yapılıyor. Bence dağıtılmalı da. Çünkü sınav süresi çok uzun. Dedim ya 4 saat bir besin bizi tok tutabilir. 4 saat bitti. 2 saat kaldı önümüzde. Gittik, sınav salonuna girdik, oturduk, kodladık. 2-2,5 saati geçti. Önümde 2 saat kaldı. Bir 30-45 dakika kadar bir süre kaldı. Son 30 dakikada bir şeker, sonraki 15 dakikada bir şeker gibi düşünerek şeker tüketilebilir. Bu şekilde beynin ihtiyacı olan glikoz sağlanabilir. Ama iyi bir kahvaltı yapamadıysa kişi baştan bile tüketebilir. Yani bizim yayınımızı izleyen ve güzel bir kahvaltı yapan kişi için konuşuyorum son 30 dakikayı. Peki sınav sabahı yaşanan stresi nasıl aşabiliriz sizce? Yapılabilecek aslında pek çok şey var. Bunlardan en önemlisi belki de nefes egzersizi. Nefes egzersizleri şu an bence çok daha önem kazandı. Korona ile beraber maske takarak girecekler. Sınav salonuna maskeyle girecekler. Herkes oturana kadar maske takacaklar. Doğal olarak hava da sıcak. Zaten nabız yükselecek. Stresten de yükseldi. Sınav konsantrasyonunu arttırmak için sınav salonunda dahi bence bugünden itibaren nefes çerçeveleme çalışılabilir. Çünkü aynı zamanda sınavda karşılaşılan bir soru yapılamadı. Birinci soru yapıldı, ikinci soru yapıldı, üçüncü soru yapılamadı mesela. O stres biraz artıyor ya. Dördüncü soru da yapılamadı. O stres arttığı anda zaten süre uzatıldı. Bence bu nefes çerçeveleme yapılabilir. İsterseniz biraz anlatabilirim nefes Tabii, çerçevelemeyi. olur. Çok iyi olur. Şöyle diyebilirim aslında. Hem yapmak hem de anlatmak biraz zor. O yüzden yapmadan anlatacağım. Ama tam anlaşılmazsa yapmaya çalışabilirim. 5 kez 5 seferde burundan nefes almak. Sonra 5 seferde bunu tutmak. Sonra 5 seferde nefesi vermek, sonra 5 seferde tutmak. Şöyle diyebilirim. Almak, tutmak, vermek, tutmak. 5 saniye ya da 5 sefer kuralı diyebiliriz buna şu şekilde. Umarım ses çıkmıştır. Aldım, tuttum. Verdim ve tuttum. Bunu 5 kez yapmak gerçekten stresi azaltan faktörlerden bir tanesi. Özellikle burundan alınıp burundan verilen nefes için çok fazla söylenen bir şey. Ve sınav anında elimizde stresi azaltan çok fazla faktör olmayacak. O yüzden de mümkün mertebe kağıda sınav anına
sınav optiğine odaklanarak değil de düz duvara bakarak, saate bakmayarak daha sakin olarak bunu yapmak güzel olacak. Hatta her gece yatarken, deneme çözerken bile başlanarak pratik edilebilir. Birçok insan ya çevresinin etkisinde ya da ailesinin etkisinde kalarak yanlış tercih yapabiliyor, yani yönlendirilerek. Sizce doğru tercih nasıl yapılmalı? Doğru tercih için bence en önemli noktalardan bir tanesi hedef koymak. Hedef koymak için de biz deriz ki hedefi kişi koyar. Kişi kendisine hedef koyar aslında. Kişi kendisine hedef koyuyor. Artık reşit bir birey kendi hedefini kendisi koyması lazım. Ebeveynin de savunduğu sav şu oluyor. Ben 18 yıldır çocuğumu tanıyorum. Onun için en uygunu bu diyor. Burada çocuk evlat kategorisindeki birey ebeveyn tarafından elle tutulur, gözle görülür şeylerle ikna edilebilir. Yani ikna edilebilir. Tercih listesi kesinlikle ebeveyn tarafından yapılmamalı. Ancak ebeveyn diyorsa benim oğlum avukat olursa çok iyi olur diyorsa avukatlığın onun için ne kadar iyi olabileceğini tercih zamanına kadar ebeveynin evladına anlatması gerekir. Eğer evlat hala ikna olmuyorsa ebeveyn geri çekilmeli ve tercih listesinin adına baktığımızda örnek veriyorum. Yağmur ölmez. Ve ne diyor? Tercih sıralamaları. Benim tercih sıralamalarım. Benim tercihimi ben yapmalıyım. Burada ebeveynlere gerçekten ebeveyn olmak ve karşı tarafın bir birey olduğunu kabul etmek arasında küçük bir ince çizgi kalıyor. Burada öğrencilere başarılar diliyorum. Çünkü her ebeveyni aynı oranda ikna etmek zor oluyor. Çünkü belli bir süreçten sonra bazen şöyle bir şey olabiliyor. Ebeveyn öğrenciyi ikna etmesi gerekirken öğrenci ebeveyni ikna etmeye başlayabiliyor. Bu kısım gerçekten zor ve burada biraz daha eğer 11. sınıftaysa öğrenciler bence şimdiden itibaren tercih konusunu konuşmaya başlayabilirler. Diğer öğrenciler sınav anını beklesin. Sınavdan sonra konuşmaya başlayabilirler 12. sınıflar. Peki beslenme ve diyetetik okumak isteyen öğrencilere de vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Bunu aslında çok düşünüyorum ve çok da bana gelen sorulardan bir tanesi. Birkaç açıdan soru geliyor aslında. Örnek veriyorum. Deniyor ki meslek çok popüler. Bu meslek ne kadar popüler olabilir daha? Yani ne kadar süre popüler olabilir? Daha 5 yıl mı popüler olabilir? 10 yıl mı? Sizce tercih edelim mi? En çok söylemek istediğim şey buradan. Bir mesleği popüler olduğu için tercih etmemek lazım. Bugün popüler olan şey yarın popüler olmayabilir ve tercih edilmeyebilir. Sevmek gerçekten çok önemli. Biraz araştırıldığında hem kişinin kendisine bakıp araştırdığında beslenmeyi sevebiliyorsa gerçekten tercih etmenin beslenme çok geniş bir alan. Mesela bizde alanlaşma da çok yok. Yani şunu söyleyebilirim. Mezun olduğumuzda bizden hem yaşlı, hem çocuk, hem yetişkin, hem sporcu, hem gebe bir kadın, hem emziren bir anne. Bunların hepsini bilmemizi istiyorlar ve size şunu söylemiyorlar. Sen hangi alanda çalışıyorsun? Daha çok emziren annelerle mi çalışıyorsun? Kimse bunu söylemiyor. Size sporcu ile ilgili de soru gelebilir. O yüzden her alanı bir bütün halinde kabul edip sevebilecekse kişi tercih etmeli diyebilirim. Tabii şu an 12. sınıflar sınav maratonunu tamamlamak üzere ama 11. sınıflar için de aslında yolun başı. Şu an 11. sınıf olan, 12'ye geçmek üzere olan öğrencilere de vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Bence öncelikle bu platformu takip ettikleri için çok şanslılar. Çünkü hem demek ki hedef koymaya yakın bir noktadalar ki bu sayfadaki kişileri dinliyorlar. Bence en önemlisi gerçekten hedef koymak ve hedefi böyle biraz esnek tutmak. Çünkü daha 12. sınıfa yeni başladıkları için bir ilk 5 hedef konulabilir mesela. Sonra bu hedeflerle alakalı biraz araştırma yapılabilir. Gerek kaynak açısından, gerek acaba ben buralara yetebilecek kadar ders çalışıyor muyum? Burayı kazanabilmek için bir yıl benim için yeterli olacak mı? Bir yıl boyunca çalışmak benim için yeterli olacak mı demek mantıklı olabilir. Ve bu bir yıla baktığımızda eğer yeterli olmayacaksa iki kapı çıkıyor. Birincisi bir yıl daha hazırlanmak, ikincisi hedefi realize etmek. Bu yüzden de esnek bir hedef koymak kesinlikle. Hedef için de belki bazı kişilerle konuşulabilir. Bu hedefi gerçekleştirmiş kişiler nelere dikkat etmiş, neler yapmış, bunlar konuşulabilir. Yavaş yavaş kişi kendisi aslında şey yapabilir, çözdüğü testlerden bir
çıkarımda bulunabilir. Ben bu düzeydeyim. Bu düzeye erişebilmem için önümdeki yıl yeterli, çalışma düzenim yeterli diyebilir. O yüzden ilk olarak hedef çok netleştirilmeli. Bu yılın taban ve tavan puanlarına mutlaka hedefin bakılmalı ve tercih konusunda da tekrar gelirsek ebeveynle bu bilgi paylaşılmalı ve ebeveynle olan iletişim güçlü tutulmalı. Evet, sınav anına kadar olabildiğince destek oluyorlar ama sınavdan sonrası açısını da düşünürsek hedefe ulaşmak için ebeveyn mutlaka bir aslında bir sponsor her açıdan maddi ve manevi yönden. Bu açılardan iletişimi kuvvetli tutmak iyi olabilir. Bence 11. sınıflar en çok buna dikkat etmeli. Diyetisyen olarak dediğim gibi bu yıl diyet biraz rafa kaldırılmalı. Onu tekrarlayayım. Bu yıl şu, artık bu yaz tatilinden itibaren sağlıksız şeyler değil kesinlikle. Sağlıksız şeyler yiyebilirim değil. Beslenme düzenim var ama kiloma değil yediklerime dikkat ediyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Algısı oturtulabilir. Peki şunu sormak istiyorum aynı zamanda. Akşam gelen meyve tabakları doğru bir hamle mi? Aslında doğru bir hamle değil. Neden? Çünkü ders çalışırken fazla da yemek yenmemeli. Birincisi o. Biz artık her alan için söylüyoruz. Yani yemek yiyorsak yemek yiyeceğiz sadece. Ders çalışıyorsak sadece ders çalışacağız. Hatta Thich Nhat Hanh'ın çok güzel bir sözü vardır aslında. Şey diyor. İş arkadaşınızla kavga ettikten sonra mandalina yediğinizde iş arkadaşınızı yiyorsunuz aslında. Demek gibi bir şey. Ders çalışırken kesinlikle sadece ders çalışmak lazım. Ve bu meyve tabaklarında da ihtiyacımızdan daha fazla C vitamini alıyor olabiliriz. Daha fazla şeker alıyor olabiliriz ve sınav anında bunları alamayacağız. O yüzden mümkün mertebe kalkıp içeride bir miktar ihtiyacımız olanı yiyip tekrar masa başına oturmak. Algı ve odağımızı artırabilmek için son bir haftada neler yapabiliriz sizce? Şöyle olabilir aslında. Kendimize bir 30 dakika ayırabiliriz. Her gün bir 30 dakika. Teknolojik aletlerden uzak mümkün mertebe. Yeni bir hobi olabilir ve biraz da temsil sistemimizi ciddiye alabiliriz. Örneğin bir şeyleri görmekten hoşlanıyorsak, görerek akılda tutabiliyorsak, yeni görsel bir hobi oluşturabiliriz. Seramik yapmak, resim yapmak gibi bir şey. Ya da minik bir yürüyüş yapmak. Bir müzik aleti çalmaya çalışmak ya da dinlendirici bir müzik dinlemek algıyı açan faktörlerden biri. Burada algı sırasında mümkün mertebe o işe %100 odaklanmak, %100'e yakın odaklanmak gerekiyor. Yani sınava şu kadar gün kaldı. Ben akşam şunu mu yedim? Yoksa şu soruyu çözebilir miyim acaba? Çözse miydim? Şu soruyu ben öğrendim mi acaba? Değil. Yaptığınız işe %100 odaklanmak gerçekten çok önemli ve burada algıyı aslında olumlu etkileyen faktörlerden bir tanesi. Ve bunu her gün yapmak, her gün bir 30 dakika belirlemek ve bunu ayırmak algıyı artıran faktörlerden. Sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.